Herkese merhabalar. Bana anlat kanalına hoş geldiniz. ATV habere konuştu Müge Anlı üzgün ve yorgun gözüküyordu aynı zamanda. Konuyla ilgili açıklamalar yaptı ve bomba bir şey daha söyledi. E, Alime gitmeden önce Müge Anlıya aslında cinayetin motivasyonunu kısacık anlatmış. Burada e, birçok kişinin bir yorumu var Alime ile ilgili. Hatta ikiye bölünmüş insanlar var diyebilirim konuyla ilgili olarak. İnsanların bir kısmı Alime'ye üzülüyor. Bir kısmı da üzülmüyor. Ona inanmıyordu. Benim de bir yorumum var, şahsi bir fikrim var. Videonun sonunda da söylemek isterim. ATV Haber'e şöyle açıklamalarda bulundu. Yayın arkası, yayın sonrası hemen gidip mikrofon tutulmuş. Ne yazık ki insanlar yalan söylüyor ama yalan söylemek zordur. Hem ispatlanması zor hem de yalan söyleyince unutuyor sanırım insanlar. En baştan beri bu olayda bir gariplik vardı. 5 önce işlenmiş bir cinayet ve ne yazık ki sonunda eşi öldürdüğünü itiraf etti. Ne yazık ki diyorum. Çünkü ortada iki tane çocuk var. İkisi de çok küçük ve biraz da üzüldüm. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi onlar anneleriyle vedalaştılar falan. Biraz stüdyoya hüzün hakim oldu. Farkında mısınız diyor e, muhabire. Çok ağladı öncelikle. Sosyal medyada paylaşımlar yapılmamasını rica etti. Çocukları için sonrasında da çok şiddet gördüğünü söyledi. Buradan giderken de üzerime bir başkasıyla evlenmek istedi ben gidip isteyecekmişim o evlenmek istediği kadını. Ben de hayır yapamam deyince beni muz serasında çok dövdü. Sonra da bıçakla saldırdı. Ben de öldürmek zorunda kaldım dedi. Yani bir kuma vakası üzerine gelecek bir kadın vakası yüzünden kocasını öldürdüğünü söylemiş Alime Toprak gitmeden önce Müge Anlı'ya. Yayın sırasında yayın esnasında demişti ki sizinle özel olarak konuşmam gerek demişti. Çocuklarım için Çocuklarım e, hayatta kalsınlar, çocuklarım bu dünyayı yaşasınlar diye böyle de güzel bir söz söyledi aslında. E, ben kocamı öldürdüm, Ali Toprak'ı öldürdüm demişti. Ama şimdi bambaşka bir şeyden bahsediyor. Burada konunun çocuklarla herhangi bir ilgisi yok. E, Müge Anlı'ya gitmeden önce şu sözleri söylüyor Ali me Toprak. Kuma hayatı yaşamak istemediği için kocasıyla tartıştığını ve öldürdüğünü söylüyor. Üzerime bir başkasıyla evlenmek istedi. Ben gidip isteyecekmişim o evlenmek istediği kadını. Ben de hayır yapamam deyince beni muz serasında çok dövdü. Sonra da bıçakla saldırdı. Ben de öldürmek zorunda kaldım diye devam ediyor Müge Anlı. Söylediklerinin hiçbiri akla yatkın değildi ama Alim'e çok ketum bir kadın tutturuyor bir şeyi ve asla bırakmıyor. Sen onun önüne ne koyarsan koy onu söylüyordu. Önüne belgeler koyunca ve bu sabah cinayetin nerede işlendiğini gösterince itiraf etmek zorunda kaldı ve ondan sonra saklanacak bir şey kalmadı. Veda anını da şu şekilde anlatıyor. Alime fazla bir şey söyleyemedi. Büyük oğlunu küçük oğluna emanet etti. İkisini de ablasına emanet etti. Keşke böyle olmasa o kadar büyük bir ikilem ki. Sabah bir kadını öldüren erkeğin cinayeti vardı. Şimdi bir kadının kocasını öldürdüğü cinayet. Biz erkeği güç olarak gördüğümüzden dolayı bu kadına karşı cinayetten daha öfkeliyiz. Ee, olan çocuklar oluyor ve insan buna çok üzülüyor. O çocukları o çocukları gördüm. Benim bütün mutluluğum elimden alındı. O çocukların anneyle vedalaşmasını gördüğüm zaman diyorsun ki iki çocuk daha annesiz kaldı. Keşke böyle olmasa. Keşke bu kadar şiddet eğilimi olmasa. Bazı insanlar da ama tabii her yerde çok dayak yiyen bir kadının da kendini savunacağını artık öğrenilmesi lazım." dedi. Ee, sizce de en başından beri şüpheli Alime Hanım mıydı diyor muhabir. Evet diyor. Çünkü zaten buraya mağdur olarak gelmemişti. Kocasının katilini arayan bir kadın yoktu. Bir tek benim için değil tüm Türkiye için öyleydi zaten. Yani anlaşılıyor insanlara bir takım sorular soruyorsunuz. Tabii ki de ben öldürdüm demiyorlar. Ancak siz onlara sorular sorunca bilgi belge sunuyorsunuz. O şekilde diyor çocuklarımı korumak için öldürdüm diyor başka bir şey demiyor. Eee olay cinayet aydınlatıldı gibi hissetmiyorum. Çocuklar insanı kötü etkiliyor ama yapacak bir şey yok. İnsan suç işlemeyecekler. Suç işlerlerse adalet bir şekilde tecelli ediyor diye sözlerine devam ediyor Müge Anlı ATV habere yaptığı röportajında, yayın sonrası röportajında cinayet motivasyonunun alimenin söylemlerine göre kuma yüzünden olduğunu söylüyor. Üzerime bir kadın getirecekti. Üstelik bu kadını ben istemeye gidecektim. O yüzden öldürdüm diyor. Aslında bu kuma e, kıskançlık cinayeti oluyor. Çocuklarım için olmuyor ama en başında alime çocuklarım için demişti. Gelelim şimdi bir ikileme. Herkes e, şunu tartışıyor. Birbirinin de kalbini kırma, kırmaması gereken yerlerde özellikle böyle zamanlarda eee kısım diyor ki Alime yalan söylüyor. Dün konuşulanlara baktınız. Bugün Alime'nin 30 dakika içerisinde söylediği yalanlara inandınız. Bir haftadır söylediği yalanların hepsi bugün yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ama bugün ağzından çıkan her kelimeye inanıverdiniz diyor. Diğer bir kesimde işte yazık Alime'ye tüh gerçekten diyor bir kesim yazıklar olsun derken bir kesim yazık oldu Alime diyor. Siz hangi taraftasınız bilmiyorum ama ben de Alime'nin bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hasan'la etler, butlar, tavuklar, balıklar yerken çocuklarını düşünmeyen Alime ne oldu da bugün çocukları için cinayet işlediğini üstelik bunun bir kuma cinayeti olduğunu iddia etti ve burada Bugün yine Müge Anlı'nın sosyal medyada konuşulmuş ve bunun konuşulmasını istemiyormuş. Ben de araştırdım namusuyla ilgili bir durum yok demesine ben de sizin bir şeye dikkatinizi çekmek isterim ki. Hemen söyleyeyim hangi günkü yayın olduğunu da. Dünkü yayında Müge Anlı herkese aslında bu konuşmayı görmüştü. Yani herkes bu konuşmayı bu sözlerin üzerine araştırmaya, soruşturmaya ve konuşmaya başlamıştı. Söz tam olarak şöyleydi. Biliyorsunuz ben bir uygulama kullanıyorum. Deşifrem.com'dan yayınları, videolu yayınları yazıya çeviriyor. Ve kelimesi kelimesini bize yanılma payı olmadan sunuyor. Diyor ki Müge Anlı, o telefonda da öyle şeyler var ki şimdi söyleyemem burada dedi. Ve insanların kafasında ve sosyal medyada ve sosyal medya dediğiniz şey aslında sizin evinizde e, konuşmak için kullandığınız herhangi bir uygulama buralarda duyduğunuzu, yayında duyduğunuzu, televizyonda duyduğunuzu birbirinize paylaşmaya başladınız. Pa paylaşmaya başladık hep beraber. Neyi konuştuk? Alime diyordu ki e, poşetle tampon yaptım onu yaptım bunu yaptım Müge Hanım da diyordu ki hayır öyle olmaz bu işte bir terslik var sen yalan söylüyorsun dedikten sonra e, çok saçma bir şekilde eşimin telefonuna bakılsın çıkar diyordu Müge Hanım da buna o telefonda öyle şeyler var ki şimdi söyleyemem ki zaten çıktı dedi e, iki ayda yüzden fazla kez Hasan'la görüşmüşsün sözünden hemen sonra bu cümleyi sarf etti ve biz de oturduk düşündük ki o telefonda ne var ki Müge Anlı canlı yayında söyleyemiyor. İşte şimdi bu fikir yürüttüğünüz sizin kafanızda kocaman bir soru işareti bırakan bu sorunun vebalini Müge Anlı almak istemiyor açıkçası. O soru işaretini doldurmamış olmanızı tercih ederdim diyor. Çocukları bu halde gördüğüm için oley diyemeyeceğim, cinayet çözüldü diyemeyeceğim diyor. İşte bu ikilemi aslında kafamızda bıraktığı için biz de bu soruları soruyoruz birbirimize. E, Ali'me gerçekten suçlu mu? Kuma cinayeti mi? Yoksa e, iki ayda yüz kez görüştüğü Hasan'la ilgili kafasının bulanık olduğu durumlar var mı? Alime mükemmel bir annemi yoksa Müge Hanım'ın dediği gibi çocuklar evde aç bile açken şöyle söylemişti. Ben size hemen kısaca hatırlatayım, izah edeyim. Hafızalarımızı tazelememizi istiyoruz. Çünkü 30 dakikada Alime'nin söylediği yalanlara inanıp hangisine daha karar verdi tam emin değilim. Fakat başka bir şeyler düşünmeye başladı. Ben üzülmenizi istemiyorum. Boşuna üzülürsünüz zaten üzülürseniz de. Diyor ki Müge Hanım... Sen diyor yani bu nasıl bir annelik? Ben olsam o çocukları orada aç bir aç bırakacağıma... ...kocamı da arkadaşıyla, bekar arkadaşıyla bırakırdım. Onlar orada tavuk mu yiyorlar, balık mı yiyorlar, pis pis ne yiyorlarsa demişti hatırlıyorsanız. E, erkek erkeğe o pis yerde ben yemem. Giderim evde çocuklarıma bakarım demişti. Ama şimdi bugün görüyorum ki... Alime melek kalpli evlatlarına düşkün bir anne oğlu verdi. Ee, biz sosyal medyada konuşan bu ev hanımları da biz zavallılarda Alime'nin arkasından konuşan e, tü kaka kötü insanlar verdik. Müge Anlı dememiş olsaydı ki Alime'nin e, cep telefonunu kocamın cep telefonunu çıkartın ortaya dediğinde Alime Müge Anlı ona dememiş olsaydı ki cep telefonu zaten çıktı o telefonda öyle şeyler var ki burada yayınlayamıyorum Dememiş olsaydı ki biz hala bilmiyoruz o telefonun içinde ne vardı. E, sosyal medyada siz ne bulup da ne konuşacaktınız? Facebook hesabından başka neyini gördünüz Alime'nin? Hiçbir şeyini. Ne? Konuşulanlar neyin üzerine kuruluydu? Tamamıyla programın üzerine kuruluydu. Programda konuşulanları konuştuk. Oysa ki bugün... Müge Hanım dedi ki e, böyle olmasını umut etmezdim dedi. Çocukları için yaptığını söylüyor dedi. Gerçekten Alim'e güzel bir provokasyon yaptı. Bir haftadır, bir buçuk haftadır konuşulan e, Hasan'ı, balığı, tavuğu, yalanı her şeyi 35 dakikada karar veremediği cinayet motivasyonuyla çözüverdi. E, bu kadının bir buçuk haftadır söylediği her şeyi, bir buçuk haftadır söylediği her şeyi unutup 35 dakikada söylediği her şeye inandık. Cinayetle ilgili halkımızın gözünün daha kara olduğunu düşünmeye başladım. Yani birinin cinayet işlemesiyle ilgili olarak çok büyük bir hırsla bu adamı kim öldürüyor diye araştırıyoruz. Bulunuyor. Bulunduğuna sevinmeyip oturup oh olsuna başlıyoruz. Oh olsun iyi de yapmış, kumar da oynuyormuş. Oh diyoruz. Kafamızın çok karışık olduğunu düşünüyorum. Algılarla ilgili özellikle yaratılan algılarla ilgili ya programda bize gösterilen şeylerde bir anormallik var ve Alime gerçekten evlatlarına çok düşkün tıpkı bugün Müge Hanımın dediği gibi çocukları için cinayet işleyen bir hanımefendi çok üzülüyoruz ve mutsuzuz bütün günümüzün mutluluğunu çaldı Alime üzgünüz ya da dün söylediği gibi o telefonda öyle şeyler çıktı ki burada bile açıklayamayacağım derecede bir durum var. Hangisi sizce hangisi? Alime hangisi? Geçen haftaki kadın mı Alime Toprak? Yoksa bugün 35 dakikada izlediğiniz Alime Toprak mı Alime Toprak? Bu bir kuma cinayeti mi? Üstüne kuma geleceğini düşünüp kıskançlıktan mı öldürdü? E, i̇ma eder gibi olup etmediği çocuklarına şiddet uyguladığı için mi öldürdü? Kumar yüzünden mi öldürdü? Yoksa cinayetten sonra saat 17.02'de Görüştüğü Hasan'la mı bir ilgisi vardı bu cinayetin? Tam olarak konu neydi? Ali Toprak kumarbaz, kötü, çocuklarını döven, eşiyle ilgili sorumsuz, çocuklarıyla ilgili sorumsuz, kötü bir adam mıydı? Rahmetlinin arkasından biz de konuşalım. Kör ölür, badem gözlü olur demişler. Konuyu buraya getirmeden bir haftadır neyi konuşuyoruz? Bir buçuk haftadır neyi tartışıyoruz? Bugün 35 dakikada Alime'nin büyüsüne kapıldınız. Bir oturup düşünmenizi isterdim. Kimler için neler söyledi? Olayı birebir görenler için yalan dedi, iftira dedi. E, nefsi müdafaa ve namus cinayeti mi? Çıkar bunu polise anlatırsın. İnanın bugün alabileceği ceza'nın dik yarısını alabilir. Zaten siz demiyor muydunuz ceza alıyorlar alıyorlar dışarı çıkıyorlar kimse yatmıyor diye. Zaten bunu söylemiyor muydunuz? Zaten bu şekilde yönlendirilmiyor muydu zihinler? E, Alime de nefs müdafadan girecek çok yatmayacak belki de koronadan çıkacak e, izleyerek göreceğiz devamını. Yalnız bu bulanık durumu nasıl çözeceğiz? Ben de bilmiyorum gerçekten. Hangi Alime'ye inanıyorsunuz? Bir buçuk haftadır konuşan Alime'ye mi? 35 dakikada sizi büyüleyen Alime'ye mi? Kuma cinayetine mi? Çocuklarım için yaptım mı? Şiddet mi? Ona başka bir şeyler mi var? Yoksa siz Alime'nin namusuna dil uzatan o sosyal medya tayfası mısınız? Hangisisiniz? karar verirseniz yorumlara yazarsınız. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.